Bu hafta İstanbul'da çok lezzetli bir caddeye gideceğiz. Bu caddede lezzet durakları yan yana. Neler mi var? Meksika'sından Antep'ine, Konya'sından balığına, hamur işinden sandviçine her şeyi bulmak mümkün. Hepsi de birbirinden lezzetli. Ziyaret edeceğimiz çok lezzet durağı var. Onun için lafı fazla uzatıp da o lezzet duraklarından vakit çalmayalım. Lezzet durakları yolculuğumuz başlıyor. Caddenin balıkçısı Zuk. Zuk aynı zamanda Ege'li bir balıkçı. Çünkü balıklar Türkiye'nin dört bir yanındaki denizlerden. Mezeler ise daha çok Ege yöresinden. Sevgili Roman, Zuk ne demek? Evet, Zuk'dan geliyor. Yani Ermenice'de balık anlamına geliyor. T-Z-U-G diye okunuyor. Okunuşu zor olduğundan dolayı işte patent bürosuyla konuşmalarımızdan sonra bunu nasıl yapalım? Zuk dedik. Zuk'un ortasındaki O'yu da bir balık olarak kullanırız düşüncesiyle ortaya Zuk balıkçı çıktı. İyi çıkmış. Akıllarda kalan bir isim. Kesinlikle Zuk oturdu diyebiliriz. Zuk oturdu, güzel. Peki bu Zuk'taki balıkların özelliği ne? Zuk'taki balıkların özelliği şu. Konsept olarak bu 3 sene önce ortaya çıktı. Fileto balık satıyoruz biz. Sadece fileto balık satıyoruz. İnsanların... Yani kılçıksız. Aynen öyle. İçinde sıfır kılçık olan. Bunun da çıkış noktası aslında benim oğlum. 5 yaşındaki oğlum. Ona balığı sevdirmek adına sadece eve fileto balık alıyordum. Gerçekten sıfır kılçıklı özellikle söylüyordum. Evde yaptığımız balıkları acaba bir iş yerine bir balıkçıya nasıl taşıyabiliriz diye düşündüm. Oğlum da bunu dikensiz balık olarak adlandırdı ve orada görüldüğü üzere Canluka'nın dikensiz balığı olarak bu proje ortaya çıkmış oldu. Eşimle de tabii bayağı bir konuştuk. Fırsat bu seneymiş. İnşallah başarılı olacağız. İnşallah. Ben de zaten o kılçıkları temizlerken balığın soğumasına çok sinirlenirim. Yani balık sıcak keyifli yeniyor. Kesinlikle. Demek ki ben fileto balıkçıymışım. Balık severmişim. O zaman doğru yere gelmişsiniz. Peki sadece balık yok galiba sizin önünüzde. Sadece balık yok. Yani bütün iş filetonun etrafında dönüyor aslında. Öncesinde farklı böyle konsome tarzı bir balık çorbası yapıyoruz. Birkaç mezemiz var. İşte topik gibi, bizim özel Ermeni mezelerinden topik ve midye dolması gibi. Kimi yapıyorsunuz? Topiği yapan... Ya özel birine yaptırıyorum ben. Burada yapması çok zor. Yani topik biraz zahmetli bir şeydir. Anneannem olsaydı o bana yapardı. Çok severim ama topik zor. Yapan kalmadı gibi geldi bana İstanbul'da. Özel birine yaptırıyorum. Hala var sevgisinde. Demek ki. Kesinlikle, bizim kesinlikle. Onun dışında zeytinyağlarımız var. Zeytinyağlarda biraz farklılık yaratmak istedik. Bildiğimiz şeyler değil de işte örnek veriyorum. Tahinli patlıcan salatası gibi. Ondan sonra zeytinyağlı rezene içine biraz böyle portakal koyuyoruz. Farklı bir lezzet katıyor. Onun dışında mesela bir sıcak meze olarak bir feta peynirimiz var. Fırında feta peyniri yapıyoruz. Görünmüyor mu? Gayet güzel ediyor. Biraz sonra siz de göreceksiniz. Çok da lezzetli oluyor. Yani buradaki favorilerden biri aslında. Ve tabii ki balıklarımız, yani 3 çeşit balık var. Somon, levrek, çupra. Dediğim gibi bunların hepsi fileto. 2 aşamada pişiyor bunlar. İlk önce bir 30'ar 40'ar saniye ızgaranın üzerinde, ikinci aşamada fırına giriyor. Pişme süreci hepsinin biraz daha farklı ama ortalama 4-5 dakikada çıkıyor hepsi. Kurumadan içi sulu olarak olması gerektiği şekilde. Son final finishing'i de üzerine birazcık zeytinyağı damlatarak ve kaya tuzu koyarak yapıyoruz veya deniz tuzu. Gerçekten çok lezzetli. Peki, limon öneriyor musunuz? Limon kenarına koyuyoruz. Ben çok limon sevmem ama limon da koyuyoruz üzerine. İsteyen tabii ki limon da kullanıyor. Ben teşekkür ediyorum.
mutfağa geçelim. Kesinlikle lütfen. Filetoları ve diğer yemekleri kesinlikle. Nasıl oluyor izleyelim. Kesinlikle lütfen buyurun. Malzemeler hazır. Evet, malzemelerimiz hazır. Izgaralar ısındı. Evet. O zaman başlayalım. Tam teşekkürlü hazırız. Tamam, buyurun. Başlayalım. Kolay gelsin. Zukun yemekleri beni İstanbul'dan alıp birdenbire bir Ege sahillerine doğru, Ege adalarına doğru götürdü. İşe balık çorbasından başlarsak, bizde kerevizin sapını kullanma adeti fazla yaygın değildir. Bu çorbaya o çok yakışmış. Kılçıksız balık yemenin rahatlığı. Ben balığı, kılçıklı balığı yerken kılçıkları ayıklamaktan balığı sıcak yiyemem. Böyle bir korkum vardı, kılçık boğazıma takılacak diye. İşte burada o korku yok. Yanındaki yahni ise bence başlı başına bir yemek. Yani bunun yanına balık koymadan da karnınızı doyurabilirsiniz. Fırında feta muhteşem. Yani tek kelimeyle muhteşem. Bu midye dolmasıyla topik de beni çok eskilere götürdü. Bu gerçek tatları yakalamış burası. O eski tatları, o geleneksel tatları yakalamış. Hurmalı, dondurmalı tatlı da tabii ki bütün bu balık yemeklerinin üstüne bir tatlı yemek gerekir. Nedense hurma da o görevi yerine getirmiş. Aklınızda olsun. Zuk size bu lezzetli yemekleri tattırmak için bekliyor. Eğer Uzak Doğu yemekleriyle aranız iyiyse, onların tadına bakmak istiyorsanız Sushi Express sizi bekliyor demektir. Burada Uzak Doğu lezzetlerinden çeşitler bulabilirsiniz. Tabii ki bir Çin yahut da Uzak Doğu lokantasında yemeğin yanında yasemin çayı içmek vazgeçilmeyen bir adet. Hem sağlıklı hem yemeklere iyi işlik ediyor. Tabii bir de Uzak Doğu yemeklerini bu sopalarla yemeniz lazım. Bu biraz beceri isteyen bir şey. Ben yıllardan beri bunlarla yemeye gayret ediyorum ama bazen beceriyorum. Bazen de üstüme başıma döküyorum. Tabii ki sushi yiyorsanız soya sosunu unutmamanız lazım. Çünkü sushi'nin tadına tat katan şeylerden bir tanesi de bu. Sushi bildiğiniz gibi mayalanmış pirinç, genellikle çiğ balık, çiğ deniz mahsulleriyle yapılan çok lezzetli bir yiyecek. Tabii bunun yanında zencefil turşusunu da unutmamak lazım. Zencefilli kıtır tavuk gerçekten de çok lezzetli. Bu sosu çözemedim ama bu içinde biraz erik
olan tatlılı, çili, güzel bir sos. Zaten Uzak Doğu soslarında genellikle bu iki tat, tatlı ve ekşi mutlaka olur. Tabii ki acı da olur. Çok güzel olmuş. Çıtır çıtır ismi gibi bir tavuk. Gördüğünüz gibi çubukları da fena kullanmıyorum. Bakalım pilavda da aynı başarıyı gösterecek mi? Pilav da çok lezzetli olmuş ama gördüğünüz gibi pilavda biraz çubukları kullanmakta çuvalladım. Neredeyse tek tek yiyecektim. Sıra geldi ünlü Çin mantısına. Bunu da soya sosun içine batırıp. Müthiş olmuş. Biraz sarımsağı, usta sarımsağı kaçırmış mı bilemedim. Yani bu öğle yemeklerinde müşteriler buna, bu sarımsak tadına ne derler? Çünkü buradan çıkıp işe gidecekler. Bu sarımsak kokusu onları rahatsız edebilir diye düşünüyorum. Bu aşamadan sonra çubuklarımı terk edip elle girişiyorum işin içine. Bu böyle. Açıyorsunuz ve yiyorsunuz. Müthiş güzel bir şey. İnsan bu soya fasulyesini yemeye doymuyor. Siz televizyonun karşısında bir takım abur cubur yemeye meraklıysanız alın size faydalı bir abur cubur. Hem şişmanlatmaz, hem sağlığınıza zarar vermez, hem de o televizyonda seyrettiğiniz şeye iyi eşlik eder. Sushi Express'te bu yemeklerin hepsi sizi bekliyor. Alaçatı Kumru Evi. Adından da anlaşılacağı gibi burada İzmir'in özellikle Çeşme ve Alaçatı'nın o nefis sandviçi, kumru sandviçi sunuluyor ve de Çeşme'de nasıl yapılıyorsa burada da aynısı yapılıyor. Nasıl yapılıyor kumru? Önce kumrular, kumru sandviçi ikiye ayrılıyor. Izgaranın üzerinde bir güzel kızartılıyor. Diğer bir tarafta incecik doğranmış salam ve sucuklar kızartılıyor. Sonra kumruya tereyağı sürülüyor. Tereyağı sürüldükten sonra salam ve sucuk konuyor. Sonra ızgaranın üstüne bir taze kaşar. Yarım yağlı olmasında yarar var. Çünkü tam yağlı olunca eriyip yapışıyor. Taze kaşar eritiliyor, kızartılıyor. O da konuyor. En üstte de domates konup kapağı kapatılıyor. Sonra da afiyetle yeniyor. Yanında da İşte turşu en iyi giden eşlikçi. Buradaki kumru evinde tek değişiklik kumrunun ölçüsü. Burada bir de mini kumru yapılmış. Yani büyük kumruyu yiyemiyorsanız özellikle bayan müşteriler, onlara da mini kumru seçeneği sunuluyor. Ben de mini kumrudan gideceğim. Çünkü daha çok yemek yiyeceğim bu caddede. Onun için midemi şişirmeyeyim. Alaçatı'da, Çeşme'de yediğim kumrulardan hiç farkı yok. Hatta biraz daha lezzetli diyebilirim. Seviyorsanız kumruyu, Alaçatı Kumru Evi sizi bekliyor. Caddenin
Anteplisi, İstanbul'un köklü kebapçılarından biri olan Yezi. Burada Antep mutfağını İstanbullulara tanıtmaya çalışıyor. Zaten bilinen bir mutfak. Galip Bey, nedir, nereden geliyor bu malzemeler? Antep tadını nasıl tutturuyorsunuz? Malzemelerin birçoğunu biz kendimiz imal ediyoruz. Kendi tesislerimizde, Gaziantep'te. Yani. Evet, Gaziantep'te, kendi fabrikamızda. Bunlardan bazıları, bu gördüğümüz turşu, biber salçası, pul biber, nar ekşisi, kuru patlıcan. Kuru sebzeler, patlıcan, biber, kabak. Bu tarz şeyleri biz kendimiz zaten, kendi bünyemizde yapıyoruz. Bunların yanında nar ekşisini kendimiz yapıyoruz. Daha sonra geri kalan grubunda tamamını Gaziantep'ten temin ediyoruz. Bunların içinde de baklagiller tarzı böyle kuru gıdalarımızı Gaziantep'ten temin ediyoruz. Yani dediğim gibi dükkanımız, ustalarımızın da tamamı Gaziantep'tedir. Gaziantep'li ve çevre ilçelerindendir. Bunların tamamını Gaziantep'te kendimiz yaptığımız gibi kendimiz başında durup organik bir şekilde üretmeye çalışıyoruz. Tabii bunu da bakanların izini alarak kendi tesislerimizde yapıyoruz. Antep kebapçı diye tanınır ama Antep kebapçı değil. Değil, doğru. Yani Antep tencere. Tencere yemeği. Evet, birinci sırada. En lezzetli yemekler tencere yemekleri. Kesinlikle. Mesela yuvalaması. Yuvalamamız var. Bayramın birinci günü bütün evlerde yuvalama. Olmazsa olmazımız. Pişer. Ve işte bu kuru dolmalarımız. Evet. Şöyle bir yuvalama. Ya, hakikaten bu yuvalama evet, dünyanın tek. Bence en lezzetli. Evet, biraz sıcaktır efendim. Hmm. Bu nane sos da ne kadar güzel. Evet. Bizim takribi 10 çeşit yoğurtlu yemeğimiz vardı. Bunların... Aslında yoğurtlu yemek yapmak evet. Çok zordur. Evet. Çünkü yoğurt kesilir. Yoğurt kesilir. Onun için çok ısınmaz bunlar. Yani biz terbiye de kullanmayız. Çok kaynatmayız yoğurtlu yemeklerimizi. Hmm. Ilık ve sıcak arasında bir kavramdır. Bu da bizim taraklığımızdır. Yani bu kuzu etinden yapılır. Kuzunun kaskisi dediğimiz bölümünden yapılır. Afiyet olsun. Bu da en meşhur. Evet, alenazik. Peki bu alenazik kimi kıymalı yapar değil evet, mi? Evet, kıymalısını da yapıyoruz. Doğrusu kıymalısı. Hı. Gerçeği ama günümüz şartlarında kıymalısı derken şöyle efendim. Kuzu kıyması yani kebap yaptığımız kıyma kavrulur. Bunun üstüne konur. Gerçeği. Satır kıyması. Satır kıyması. Tabii. İnce kıyma. Satır kıyması tabii bu daha ince çekilir bunun için. Yani kebapta biraz biz kıymayı kalın tutarız ki ağızda dağılsın diye. Bu da meşhur firik pilavı. Firik pilavı evet. Tütsülenmiş buğday diyebiliriz. Buğdayın başak hali diyebiliriz. Başak hali. Evet. Erkendir sonra hali. O toplanır. Toplanır. Tüm yakılır. Suyu yakılır. Bu da firik pilavımızdır. Çok güzel duman kokusu. Kesinlikle duman is kokusu diyebiliriz. Şurada şöyle bir yudum alayım bakayım. Evet. Bu da bizim. Sizin meşhur patlıcan. Patlıcan dolmamız. Kuru. Şunu şöyle yanıma alayım. Şöyle ben vereyim size efendim. Bunun tabii biber salçası. Nar ekşisi. İçinde. Nar ekşisi. Aslında dolmanın özünde nar ekşisi yoktur. Biz nar ekşilerini salatalara kullanırız. Yemeklere sumak ekşisi. Ha, sumak ekşisi. Koruk ekşisi ama artık koruk olmadığı için koruk ekşisi kullanamıyoruz, yapamıyoruz. Bunda tabii bu zahter salatası, zahter. Dağ kekiği. Bunda nar ekşisini tatlandırıyoruz. Bu zahter salatası da müthiş bir. Müthiş bir. Yani sağlık açısından da diyebiliriz. Çok sağlıklı bir salata. Kekik yani, dağ kekiği. Bu bizim Nizip yöresine ait yeşil kırma zeytin. Bizim Nizip'in zeytinyağı da. Tabii. Biraz bize ağır gelse. Biraz yani. Ağır, biraz ağır. Ama iyi bir zeytinyağı. Bu nedir? Bu muhammara efendim. Muhammara. Bunda da ceviz, biber salçası, al biber. Yani yemeklerin yanı sıra sağlam mezeler de. Çok tabii. Yani takribi yani kendi bünyemizde yaptığımız 15-20 çeşit Gaziantep mezesi var. Ama tamamına inersek 50 çeşiti bulur. Var meze olarak tabii.
50 çeşit mezemiz var. Ağzın tadını biliyor. Evet, kesinlikle. Bence Türkiye'de ağzın tadını iyi bilen kentlilerden, evet, kentlerden bir tanesi Antep. Zaten şöyle bir şey söyleyeceğim efendim. 2012 yılında dünyada ilçe, il mutfağı olarak tek kabul gören mutfak oldu Gaziantep mutfağı. Ama Gaziantepliler de çok çalıştı. Evet. Kitaplar çıkardılar, evet, festivaller yaptılar. Ama yani kabul edildi. Dediğim gibi yani dünyadaki tek il mutfağı. Galip Bey çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederim. Çok lezzetli yemeklerin. Afiyet olsun. Sayenizde tadına baktım. Nezih kebap. Aklınızda bulunsun. Antep'e kadar gitmenize gerek yok. Buradaki yemekler gerçekten Antep'teki yemekler kadar lezzetli. Kasap Döner tam 15 şubeye sahip İstanbul'un çeşitli yerlerinde ve de tam 67 yıldan beri bu işin içinde, etin içinde daha doğrusu. Levent Bey, nereden geliyor etleriniz? Niye sizde ben döner yiyeyim? Efendim, sizi niye tercih edeyim? Bana anlatın. Evet, Afyon'dan özel olarak kendi çiftliklerimizde yetiştiriliyor. Çok dikkatli bir şekilde her aşamasında gerek kesim, gerek İstanbul'a gelişi, marine edilmesi ve dükkanlarımızda servis arzuları hale getirilmesi aşamasında en özel şekilde yapılıyor. Bundan dolayı her zaman gelebilirsiniz. Gelebiliriz diyorsunuz. Etimiz çok lezzetli diyorsunuz. Evet. Kıyma yok içinde. Kıyma yok. %100 dana eti. Dana. Evet. Nasıl yapıyor? Bir muameleden geçiyor mu? Tabii marine ediliyor. Ateşehir'de ki merkezimizde, fabrikada ustalarımız tarafından gelen etler marine edilerek dükkanlarımıza geliyor. Burada da sabahleyin hazırlanıp takılıyor ve servise sunuluyor. Peki kaç gram et veriyorsunuz? Porsiyonumuz 120 gram ve üstü olarak arzuya göre 150, 200 hatta 400 grama kadar tercih eden misafirlerimiz oluyor. O kadar yiyen var mı ya? Var, gerçekten var. Maşallah, iştahları açık var. Kasap döner gerçekten de lezzetli bir döner. Ben dönerin bu halini, yani tadı hafif tuzlu, sosu emmiş ve kurumamış. Ve de kalınlığı da kurallara uygun. Yani bıçağın, kesilen bıçağın kalınlığı kadar olmuş. Ne kalın ne ince yani. Canınız döner yemek istiyorsa Kasap Döner. Hemen zaten göreceksiniz. Öneririm. Ranchero caddenin Meksikalısı, Meksika mutfağının en güzel, en lezzetli örneklerini bulabilirsiniz, tadına bakabilirsiniz. Buradaki lezzetler Türk damak zevkine uygun lezzetler. Zaten Meksika mutfağı bizim mutfağımızdan pek değişik bir mutfak değil. Bu önümde fajita var. Etli fajita, bunun tavuklusu da oluyor. Bunu nasıl yiyeceğini sizinle paylaşacağım. İşte bu bildiğimiz bizim gözlemelerden. Bunun içine bir miktar et koyuyorsunuz. Bu etin üstüne ranchero'nun özel sosu gezdiriliyor. Onun üstüne avokadodan yapılmış diğer bir sos konuyor. Sonra rendelenmiş peynirimizi gezdiriyoruz. Ve de finalde kırmızı, ünlü Meksikalıların kırmızı fasulyesini koyup bildiğimiz dürümü yapıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Afiyetle yiyoruz tabii ki.
gerçekten de oldukça lezzetli bir dürüm oldu. Ben Amerika'da birçok Meksika lokantasına gittim. Orada yediğim lezzetleri aratmayacak kadar lezzetli olmuş. Biraz daha acı, cesaret edip acısını biraz daha fazla koydursaydım daha lezzetli olurdu sanıyorum ama bir gelişimde bunun da acılısını tadacağım. İkinci yemeğimiz chimi tacos. Bunun ilginç bir hikayesi var. Bir gün aşçı lokantada burritoları sararken fritöze düşürüyor, fritöze. Fritöze de kızarıyor. Onu çıkartıp bir tadına baktığında diyor ki ya müthiş bir şey olmuş. Ve bu tesadüften de bu yemek doğuyor. Bunun içinde tortillaya, kibrit patates, kıyma ve Meksika fasulyesi sarılıyor. Üstüne bir takım soslar, özellikle de avokado sosu, acılı domates sosu konuyor ve servis ediliyor. Bakalım bu tesadüfen bulunmuş chimi tacos nasıl bir yemek? Meksikalıların meşhur mısır takosu içinde isteğe göre kıyma, tavuk olabiliyor. Marul var ve de özel bir sosu var. Yanında sour cream, özel baharatlarla pişirilmiş pirinç pilavı ve de tabii ki mısır unundan yapılmış polenta türü bir tatlımsı eşlikçisi var. Bunların hepsi Meksika mutfağının en güzel örnekleri, en lezzetli örnekleri. Meksika mutfağını merak ediyorsanız yahut da Meksika mutfağını seviyorsanız Ranchero sizi bekliyor. Menüsünde bu yemekler her zaman mevcut. Benim gibi hamur işlerini seviyorsanız, özellikle pideyi seviyorsanız size önereceğim yer Rumi. İsminden de anlaşılacağı gibi biraz Konyalı. Yani Konya'nın tandır kebabı var, meşhur Konya'nın etli ekmeği var, pideleri var ve Konya'dan diğer yemekleri de bulabilirsiniz. Tabii ki sadece Konya değil, Mersin'in tantunisini de burada bulmak mümkün. Tantuni de gerçekten hamurla etin en güzel hallerinden bir tanesi. Aklınızda bulunsun, lezzetli bir hamur işi yiyeyim derseniz size işaret edeceğim adres Rumi'dir. Lezzetli caddede yaptığımız lezzet durakları yolculuğu burada sona erdi. Çok lezzetli yemekler yediğimi söyleyebilirim ama hala doymadım. Kameralar işini bitirdikten sonra ben yemeğe devam edeceğim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.